Bu evin tuğlusunu sırtımızdan çektik uşağım. 14 yaşında evlendim çocuğum. 14 yani 56 sene önce. Bak yavrum şu orta yeri açma ya. Şurada mı? Hah çokmuş ha. Ortada. Ortada. Evet. Oraya şey ip takıyordum. Heh. 5 tane çocuğumu o ipinle doğurdum çocuğu. Kaynanam Allah kanı kanı Allah rahmet eylesin. Can anamdan eğiliriydi. Anılar bak o evde altında damamız vardı, atımız vardı, inek. 10 talla ekiyordum yavrum, 10 talla. Eskiden 100-150 val buğday kuyuyorduk. Onu un yaptırıyorduk vapurkalarda. Onu yiyorduk bir kış boyunca. Girgin TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bartınli, Ulus ilçesi, aşağı Çerçi köyündeyiz. Burada teyzemizle karşılaştık yol üzerinde geçerken. Hemen aşağıda harika bir ev var, tarihi bir ev var. Emine teyzeyle tanıştıracağız sizi bugün. Emine teyzenin çok hoş hikayeleri var. Bu hikayeleri size aktaracağız. Hem kendisi neşe dolu, kahkaha dolu bir insan. Şimdi hemen hatırlatmayı yapalım. Kameramanımızda maske var. Ben de maskemi burada takıyorum. Aynı zamanda dezenfekte kurallarına uyduk. Hemen Emine teyzenin yanına ineceğiz. Sizlerle beraber sohbet edeceğiz. Emine teyzeyi sizlerle tanıştıralım. Gerçekten çok doğal, samimi, harika bir insan kendisi. O da bizi bekliyor. Şimdi Emine teyzeyle sohbetimiz başlasın. Emine teyze bahçede. Evini hemen gösterelim şuradan Emine teyzenin. İşte görüyorsunuz Emine teyzenin evi burasıymış. Harika bir ev. Şimdi... Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Buyurun. Emine teyze nasılsın? Elhamdülillah iyiyim yavrum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fındıklar, mısırlar, biberler, bahçede her şey hazır. İlerleyelim. Şöyle. Kabaklar. Emine teyze. Efendim canım. Şimdi ben oraya gelmeden önce sosyal mesafe kurallarına uyalım. Sen maske takma, biz maskemizi taktık, dezenfektanımızı yaptık, öyle geliyoruz. Aramızda da 1-1,5 metre mesafe olsun, tamam, tamam mı? Tamam. Anlaştık, hadi ilerleyelim. Selamun aleyküm. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Emine teyze? İşte Bağbahçe'den uğraşıyorum çocuğum. Bağbahçe'den mi uğraşıyorsun? Evet. Bu ev? Bu ev, kayıntımı yapması, buradan çıktım orayı yaptım ben benim ölünecek. He. Burası kaldı. Sarmaşık sardı. Sarmaşık sardı. Evet. Peki seni tanıyalım. İsmin, soy ismin. Biz neredeyiz? Kaç yaşındasın? Nasıl gidiyor hayat? Ben Emine Aslan. 70 yaşındayım. İşte bahçene uğraşım. Eli gezen bir insan değilim. Peki sen 70 yaşındasın. Bu ev kaç yaşında Emine teyze? Bu ev hemen ben gelmeden 5 sene önce yapıldı. Ama bu evin tuğlusunu sırtımızdan çektik uşam düzden. Nereden? Aşağıda hani... Bir şey var ya, giriyorsun Çerçi köyüne. Evet. Orada. Oradan tuğlayı bu sırtınıza taşıdık. Sırtımda kuveyle çektim. Nasıl oluyor? Kuveyle. Yüklüyorsun, geliyorsun. Geliyorsun işte o yokuşları, geliyorsun. Kaç yılıydı o zaman? Yeni gelin oldu. Yeni gelin? Evet. Kaç yaşında evlendin? 14 yaşında evlendim çocuğum. 14, yani 56 sene önce. Evet. Evet. Şimdi senden şöyle, çok turlamayalım da şöyle. Nasıl bu evin durumu? Bu evin durumu, sen bu ev sarmaşıklar sarmış, ön tarafta sarmaşıklar da var, onu da gösterelim ekranlarda. Evet. Şu anda. Beyimin parasıyla uşum bir tavuk alıp da yiyemedim, ev yapacağım diye. Hayat nasıl gidiyor burada, hayat? Hayat nasıl gidiyor? Çalışanın mis gibi ya, mis gibi hayat var burada. Sen çalışıyor musun peki? Evet. Ne yapıyorsun? Bak, bunlar bütün Mısır'da topladım, sattım, eyledim, fındık topluyorsun, iç yapıyorsun. Efendime söyleyeyim, mısırı, biberi... Domatesi, her şeysi. Her şeysi diyorsun öyle. Aynen. Peki bu evin şimdi manzarası ön taraftan biraz daha farklı değil mi? Sarmaşıklar evet. Sarmış bu ev. Evet. Çocuğum bu ev bu hale geldi. Heh. Bak yavrum şu orta yeri ağaç var ya. Evet hangi ağaç? Bak orta yeri onu kesmişler. Şurada mı? Hah çokmuş ha. Ortada. Ortada. Evet. Oraya şey ip takıyordum. Heh. 5 tane çocuğumu o ipine doğurdum çocuğum. Odunun birinde kayıntam yatıyordu, hocaydı. Evet.
Kaynanam, Allah kana kana Allah rahmet eylesin. He. Can anamdan ileriydi. Can anamdan ileriydi. Böyle ilgisi alakası sana gelin olarak çoktu değil mi? Of. Dükkanımız vardı yavrum. Beni çok çalışıyor diye helvalara sakladı ceplerine. Bana kocasına hapır olmadı, helva şeker çaladı ceplerine. Sana verirdi değil mi? Yesin diye. Yesin diye. Ben çok çalışıyordu. Çok okula giderken koca kızdım yani. Birinci sınıfa giderken kendi kendimi yazdırdım. Annem okutmadı beni. Çok okumayı meraklıydım. Rahmetli olursa annem beni ulustaki hastanede hemşireydim. Eskide enjektörler camdan da onları kaynatıyordum. Annem beni oradan aldı, hizmetçiliği verdi. Okuyamadım. Kendim emekli olamadım. Bak yanımda çalışan amcam kızı oldu. Ben olamadım. Beni annem aldı, hizmetçiliği verdi. İçimde güçlü kaldı. Şimdi okuyan çocuklara para yardım ediyorum. Kredi çekiyorum. Üniversite okuyorum. Evet. Çok güzel. Şu arkamızda duran bir ev var. Bu evin hikayesi. Bu evin hikayesi rahmet olsa kayıntam bunu direklerine dikmiş. Ben geldikten sonra o ulus şey çarçıkına girerken bir şey var. Çevre. Oradan taşıdık tuğlayı, küvelerinden, okuz arabasıyla el yaptık bu evi. Bir evimiz de orada vardı eski. O yıkıldı. Kayınım bana dedi ki buraya ev yapma. Beyim Amasya'da çalışıyordu. Beyim mahvet etti, 14 ayı vardı emekli olmasına yavrum. Ben şeyle kavamı düşündüm. Bu dedim miras çok. Ben dedim uşaklarım bir ölüm ekmeği yapıp vurayım dedim. Bacımın parasıyla dedim. Bir tavuk alıp da yiyemedim. Uşaklarımı ölüm ekmeği yapıp vurayım şuraya. Cenazem temiz yerden çıksın dedim. Yaptım. İşte Ramazan'da kayıntacığım, kaynam öldü, kocam öldü. Babi maaş bıraktı yavrum adamcığım. Allah ona ne kadar hanımlık yaptıysam kat kat helal olsun. Evet. Huri kızı arkadaş olsun. Evet. Şimdi hikayeye gelelim. Bu ev kaç yaşında bu ev, arkadaki ev? Bu ev hemen 80 var. 80 yaşında vardı bu ev. Bak sana söyleyeyim. Evet. Temelinden başlamışlar, yanmışlar, işletmişler. Hikaye, içeride anıların var mı? Anılarım. Sen evlendiğinde buraya geldin. Evlendiğinde buraya geldim. 5 yaşında çocuğumu ipinden doğum yaptım bir odanın içinde. Bak bir o solanda. Evin içinde. Doktora gitmek yok muydu o zaman? Yok. Doktor nereye? Kim götürecek seni? Götüren yok. 5 tane çocuğumu eliş ettim. Şimdi evlatlarım bazısı iyi bazısı kırıcı oluyor. Olsun. Onlar benim evladım. İşte elisinden çocuğum. Evet. Şimdi sen burada bağ bahçe yapıyorsun. Bağ bahçeden de bağ ben. Of sen buraya gelseydin buraya bir ay önce geleceydin. Misir Gökçeaşlı gibiydi. Sattım. Gökçeaşlık gibi miydi mi? Hah! Şey gibiydi. Yapıyorum yani. Evet, çalışıyorsun bir yandan da. Of. Peki... Bak armuttur pekmez yapıyorum, elmalardan pekmez yapıyorum. Evet. Heh. İşte öyle sen çocuğum. Anılar, bak o evde altında damamız vardı, atımız vardı, inek, öküz. Pullukla çözülüyorduk, pullukla. Bir tarla değil. 10 tarla ekiyordum yavrum, 10 tarla. O zaman? O zaman. Kayıntan nereye basarsan oraya basacaksın. Basmazsan bir sıcak ekmek yiyemiyorsun. Ya? Yanlış yere basmamam mı gerekiyordu? Tabii. Kayıntan nereye basarsan oraya basacaksın. Kayıntan kazma vurdu, kazma vuracaksın. Çalışma vardı. Eskiden öyle. Eskiden 100-150 çuval buğday koyuyorduk.
Onu un yaptırıyorduk vapurgalarda. Onu yiyorduk bir kış boyunca. Çocuk. Yani ne? Çok ezildim. 14 yaşında mı? Ta da ezilmek değil. Dil olsun, dil yarası olsun, beden olsun. Allah'ıma binlerce şükür. Binlerce şükür Allah'ıma yavrum. Şimdi ellerimizde su var yavrum. Su nerede? Suyu derilerden topluyorsun barkaçlarından. Su nerede? Nasıl barkaçlarla topluyordun? Gölü yapıyorduk. Barkacından sırtımızda yiyip yükleniyorduk. Evleri barkaçları dolduruyorduk. Tarlayı tepeyle gidiyorduk. Şimdiki hanımlar çocuk bezi hazır. Bizde nerede çocuk bezi? Derilerde bez yıkıyorsun çamurla. Uşun altına koyuyorsun beşiğe. Biz hazır bez bilmiyoruz. Eyle hazır şeyli beyle süslü püslü gezmek bilmiyoruz. Çok çektik. Çok çektim ben. Evet. Peki evin kenarına gidiyorsun ara sıra. Biz seninle yol kenarından geçerken tanıştık, karşılaştık. Evet. Şöyle evin yanına gittiğin zaman. Ah gel. Kaynam geliyor la oğlum aklıma. Vallahi kaynam geliyor. Çünkü çocuklarıma kaynam baktı. Dükkanımız vardı. Benim tavuzuma işte değildi. Hep kaynam baktı rahmet olası cenneti mekanı olası. Kaynanam da çocuklarımı küçükken baktı. Ben de tarla tepe onların gününü hoş etmek için. Eskiden yavrum bedenle çalışıyorduk. Ağzımızla yiyorduk. Şimdiye kıyaslasan eski zamanda mı yaşamak istersin, şimdi zamanda mı yaşamak istersin? Lazım. Şimdi cennet. Şimdi cennetteyiz ama sağlık yok. Sağlık benim kalıcı kemik, çok çalışmaktan kalıcı kemiklerimi aldılar. Politim var bunlarımda. Çok çalışmaktan. Şimdi evin içinde su. Evin içi elektrik. Çamaşırı yıkamıyorsun. Eskiden kazanları koyuyorduk kuyulara. Elimizi yıka. Şimdi makineler yıkıyor çocuğum. Makineler bulaşık yıkıyor. Elde yıkamıyorsun. Sağlık gitti. Sağlık ömür gitti. Ömür bitiyor. Ben ağaçtan oraya bir oda çörmesinler. Ben var otururum. Çünkü çocuklarımı orada kazandım. Doğum yaptım. Benim bu beden orada çürüdü. Otururum. Ben ağaçtan böyle çakmasına bir odalık yer. Burada buraya uşaklarımı bırakırım. Yani anılarım var diyorsun. Anılarımla yaşarım diyorsun. Anılarımla yaşarım. Kayınımla kayıntımla yaşıyorum. Peki, onlar gelirler benim yanıma. Şimdi o anı anlatırken bile yüzünde gülücükler böyle görüyoruz, gözlüyoruz Emine teyze. Çocuğum diyorum ki kayınanamın, kayıntımın dükkanı vardı. Kayınanam benim için helvaları, şekerleri taşıyordu kocasına haber olmadan gece gitsin de çok çalışıyordu. Ben de elim bir kaynana vardı. Beni kaynanam. Dünya bir yana kaynanam bir yanaydı. Beni gıcır gıcır onu yıkarken Allah senin gelinini yıkasın derdi. Şimdiki gençler anneye babaya bakmaz. Sana bunu bir söyleyeyim. Bakanlar da vardır ama. Var illa ki vardır. Şimdiki gençler tavsiyem şu olur. Tutsunlar. Anne baba lafından çıkmasınlar. Tutan dım dım. Şimdi bir barkaç koyayım ben şimdi suyun altına. Dım dım sabahleye kadar barkaç dolar. Çocuğum. Ben bazının birine gidersem üçüne gitmiyorum. Neden gitmiyorum? Ha aç mıyım? Değilim. Tutarsan olur. Tutmazsan gider. Gider. Yani tutumlu olmaları mı lazım gençlere? Ha. Tutumlu olmaları lazım. Sonra? Sonra o araba yürür. Gider. Peki gençlere başka tavsiyelerin nelerdir Emine teyze? Şimdiki gençler kızlar olsun, erkekler olsun. Sanırım aman. Neler duyuyorum, neler görüyorum mükanlıda. Aman. Sakın annenin topundan ayrılmasınlar. Babanın topundan ayrılmasınlar. Sen bunu söyleyin çocuğum.